Arkadaşlar hepinize selamlar. Hobim Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nokia 93 çift 0i modelli katlanır cep telefonunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz katlanır telefon günümüzde çok moda. Samsung Galaxy Z Fold 4 modeliyle yeni bir Samsung katlanır telefon çıktı. Şöyle düşünün, 2005'in Kasım ayında, yani bundan 17 sene önce çıkan katlanır telefon modeli Nokia 93 çift 0i modeli ile şu an karşınızdayım. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, bu telefon yine o iş senede çıkmış katlanır bir telefon. Şu anda teknolojisi geliştirilerek yine aynı şekilde satılıyor. Sadece dediğim gibi teknoloji gelişti. Bu telefonun incelemesini geçmeden önce ilk önce dış kasasına bakmak istiyorum. Dış kasasında şöyle katlanır telefon, ikiye katlanır telefon olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında arkasında iki tane kaydırmaz pedleri var. Bu şekilde masaya koyduğunuz zaman ileri geri kayma yapmıyor. Ekran açtığımız zaman şurada küçük ekran. Ekran açıldıktan sonra burada büyük bir ekran karşımıza çıkıyor ve klavyemiz karşımıza çıkıyor. Şimdi telefonu açmadan önce bir arka kapağını açmak istiyorum. Bakalım ne varmış. Şimdi arka kapağını açtım arkadaşlar. Bir tane sim kart yuvamız, bir tane de hafıza kartı girişimiz var. Biliyorsunuz önceki, yani bundan 15-20 sene önceki hafıza kartı girişleri böyle büyük oluyordu. Sim kart kadar büyük oluyordu. Elimde bir tane mevcut ama şu an videodayım, gösteremeyeceğim. Bende var bir tane. Onu da buraya takabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, elimde buna benzer 15-20 sene öncesine ait telefonlar var. Tuşlu telefonlar. Bunlarla ilgili bir inceleme yapalım mı? Bunlarla ilgili bir seri başlatalım mı? Yorumlarda bana fikirlerinizi söyleyin. Ona göre ben o telefonlarla ilgili bir proje, yani videolar çekmeye başlayacağım. İncelemesini yapacağım. Şimdi telefonu açalım. Bu telefonu genelde o zamanlarda, yani 2005 senesinde çıktı. 2005, 2006, 2007 senesinde genellikle şirketler alıyordu arkadaşlar. Şirketlerin alma amacı da şu klavyesi. Bunda normal YouTube falan var. Ben baktım. Ya YouTube yok da YouTube'un benzeri bir uygulama var. YouTube, işte Facebook'a benzer bir uygulama var. Bakın. Açılıyor telefon Nokia yazısıyla. Klasik Nokia ekranımız burada. Bu eller klasik, bütün Nokia'larda var. Nokia'ların açılış ekranı buydu önceden. Belki bilmeyen arkadaşlar, yaşı küçük olan arkadaşlarımız vardır. Nokia'ların açılış ekranı bu şekildeydi. Bu telefonda kullanılan ekran teknolojisi TFT ekran arkadaşlar. Şu anda bazı telefonlarda TFT ekran teknolojisini hala görüyoruz. Bakın 2005 senesinde hala o teknoloji, TFT teknolojisi kullanılıyordu. Bakın bu telefon 17 sene önce çıkmış olmasına rağmen Wi-Fi desteği var, Bluetooth desteği var. Onun dışında fax gönderebiliyorsunuz, fax alabiliyorsunuz. Zaten şöyle, merak eden arkadaşlar Nokia'nın girip sitesine, özelliklerine bakabilir. Özelliklerin içinde sizi boğmak istemiyorum. Ama demek istediğim şu, yani 2005 senesinde çıkan bir telefonda bile, üst segment bir telefon bu arada bu. O zaman çıkan bir telefonda bile hani son teknoloji, o zamana göre son teknoloji, bütün özellikleri var. Şu anda da yine aynı şekilde telefonlarda yine son teknoloji özellikler var. Şu an hani Z Fold 4 çıktı katlanır olarak. Z Fold 4'ün önceki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 2005'teki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Teknoloji geliştirilerek size işte Nokia değil de işte Samsung Z Fold 4 olarak satılıyor şu anda. Cihaz eski olduğu için biraz geç açılıyor. Yani ekran falan yüklemesi sürüyor. Tabii ona göre yavaş. Şimdi açılıyor diyor mesela. Arkadaşlar şimdi cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi menümüz bu. Menümüzde kişisel, ofis, işte medya, araçlar diye klasörler var. Tek tek bakalım içinde ne varmış. Kişisele girdim. Kişiselden telefon telefon uygulaması var. Rehber var, ajanda. İşte video show diye bir uygulamamız var. Bakın YouTube diye bir uygulama var. Bu YouTube, YouTube platformu gibi video izleme platformu galiba sanırım. Tam emin değilim. Açılmıyor. Onun dışında New Java, Real Player, bu Java programı, Ultimate Video App diye, bu da büyük ihtimal video uygulaması, streaming video dediği de canlı yayın. Bakın sene 2005-2006 yılında bile normal canlı yayın ve video platformu varmış. Tabi isimleri YouTube, işte Twitch değilmiş de farklı farklı programlarmış, ama demek ki sene 2005-2006 olmasına rağmen o zamanlarda bile var. Şuradan ofis klasörümüz var. Ofis klasörüne bakalım. Burada belgeler, çizelge, sunumlar, hesap makinesi var. Hesap makinesini bir açalım. Bakalım nasılmış. Hesap makinemiz o zamana göre yine artı, çarpı, eksi, çarpı, her şeyi var. Bu şekilde hesap makinemiz. Geri çıkalım. Bakalım ne varmış başka.
İşte belgeler, çizelge gibi. Çizelge Excel oluyor arkadaşlar. Excel, Word gibi dediğim gibi programlar da mevcut içinde. O zamanlar ofiste yani çalışan arkadaşlar yine Excel, Word gibi programlar var. Hani normal kendi Word, Excel yüklü değil ama ona birebir aynı benzetilmiş programlar var içinde. İşte içinde oyun yüklü. Bakın Facebook var. İşte T-Shark diye bir oyun var. MTV Mobile diye bir oyun var. Nokia'nın kendi sitesi, kısa yolu mevcut. Saat, medya. Kişisel medyada normal fotoğraf, video vesaire çekemiyoruz. Zaten dediğim gibi kamerası yok. Ön kamerası veya arka kamerası yok. Araçlar kısmına bak, girelim bakalım. Araçlar kısmında ne mevcutmuş? Araçlar kısmında yedekleme, senkronizasyon, veri taşıyıcı, işte Wi-Fi, Bluetooth gibi, bakın modem, veri aktarımı, Wi-Fi, Bluetooth gibi şeyler, özellikler mevcut. Onun dışında hücre yayını dediği zaten normal internet oluyor ama işte 4G değil de sallıyorum işte 2.5G, 3G tarzında yani. Hani o zamanlarda internet var ama bu internet hani internette dolaşmak için değil de hani veri aktarımı, veri çekimi vesaire, onlar için kullanılıyor. O zamanlarda da var ama daha düşük kilobaytlarla, megabaytlarla, kilobaytlarla çalışıldığı için veri akışı daha az oluyor. Araçlar kısmı da bu şekildeydi klasörde. Şimdi kapağını kapattım. Şimdi kapağında normal buradan bir arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu tuşa basılı tuttuğun zaman şu görüntü buraya da geliyor ama yani bazen geliyor bazen gelmiyor. Bunun sebebini ben de çözemedim. Telefonda sıkıntı yok. Almanya'dan geldi. Sadece hat okumuyor. Telefon takır takır çalışıyor. Şu tuşa basıyorum. Normalde gelmesi lazımdı. Ara sıra bakın geldi mesela. Büyük ihtimal bataryasının şarjı yok. Çok az olduğu için geç geliyor. Mesela buradan normal aramanızı yapabiliyorsunuz. İşte mesajınızı vesaire çekiyorsunuz. Tak buradan katlıyorsunuz. Buradaki görüntü kesiliyor. Buradaki görüntü geliyor. Bu sefer de buradan işte not tutabiliyorsunuz. İşte Word, Excel gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Ne bileyim, o zamanın internetiyle işte Facebook'ta gezebiliyorsunuz. Chatleşebiliyorsunuz. İşte video izleyebiliyorsunuz. İşte o zamanın internetiyle. O YourTube diye bir şey var mesela. YouTube'a benzer bir şey var. Video izleme platformu var. Açılmadı. Bilmiyorum neden açılmadı. İnternet çekmiyor zaten. 2005 senesi olduğu için hani o zamanın şartlarına uygun program hazırlanmış. Şu anda günümüzde açamıyorum. Açamamamız normal bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi mesela bunda da açık. Dış kasası bu şekilde. Dış kasasında şuralarda kaydırmazlarımız var. Normal masaya sabitlemek için. İleri geri kaymaması için. Onun dışında kapağımız şu şekilde yanlara çektiğimiz zaman açılıyor. Normal bu şekilde tuşu, normal tuş telefon hani arama yapmak için buradan numara tiklerimiz var. Ekran, küçük ekran burada. Açma kapama tuşumuz sağ üst tarafta bulunuyor. Ses girişimiz şu tarafta. Altta Vodafone'dan alınma cihaz olduğu için Vodafone'un logosu var. Normalde cihaz Vodafone'dan alınma olmasaydı Vodafone yazmayacaktı. Açtığımız zaman burada klavyemiz bulunuyor. Klavyemizde Almanca yazılar var. Normal QWERTY klavyemiz. Onun dışında şu laptoplarda işte Fn'e basıp işte F1, F2 gibi tuşları farklı kombinasyonlarla da kullanabiliyorsunuz ya. O olay bunda da mevcut. Bakın ses işte şey pardon parlaklık arttırma azalma işte altla bu şu tuşa bastığınız zaman Bluetooth açar, şunlarla kısar vesaire. Bu şekilde cihazımız yavaş çalışıyor. Yavaş çalışması aslında daha çok özelliklerini gösterebilirim ama dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında cihazımızın zaten pek bir özelliği yok ama 2005 senesinde çıkma bir cihaz. Tamam, şu anda belki gözümüze çöp olarak gözüküyor olabilir ama o zamanlar şu cihaz gerçekten yine servet değerindeydi arkadaşlar. Yani kolay kolay hani herkese ulaşamıyordu. Hani normal dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum aynı cümleleri ama şirket için genel olarak normal insanlar, şahıslar da alıyordu ama genel olarak şirketler alıyordu. Şirketler çünkü hem bilgisayar hem telefon. Düşünsenize hani cebinizde hem bilgisayar var hem telefon var. Aynı işlemi bir cihazdan görebiliyorsunuz. Tüm işlemleri hem cep telefonundan hem bilgisayardan yapacağınız işlemleri ayrı ayrı iki cihazdan değil de tek cihazdan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse, size bir nostalji yaratabildiysem videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu tip cihazlar var elimde, 15-20 senelik cihazlar. Bunlarla ilgili tek tek video çekmemi veya farklı bir aklınızda fikir varsa bunları bana yorumlarda belirtin. İşte şunun videosunu çek, ne bileyim şu tarzda video çekebilirsin gibi. Kanalımda birçok tablet, telefon tamir, işte iPhone, Samsung, rehber tadında videolar var. Onlara da bir göz atın. Kanalımızı ilginizi çekerse abone olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.